Herkese selamlar. Bugün 22 Ocak Pazartesi, hafta başındayız. Tabii ki önemli bir kararlar haftasına da giriş yaptık. Tam zamanlı programında bunların detaylarına gireceğiz. Artuş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu hafta gündemin önemli, Türkiye yurt içi gündeminde önemli konusu PPK toplantısı olacak. Bununla birlikte arkasından tabii ki küreselle ilgili detayları alacağız beklenen kararlar ışığında. Bu görüntüyle birlikte PPK tarafında ne bekleniyor, nasıl bir gündem söz konusu? Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artışlarına başladığı andan itibaren önce 650 bas puanlık bir faiz artırımı, ardından 250 bas puanlık bir faiz artırımı, sonra 750'ler, 500, 250 gibi bir faiz artırımı süreci içerisine geldi. Sayın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım'ın açıklamaları artık parasal sıkılaştırmanın sonuna geldiğimiz şeklinde. O yüzden bugün yurt dışından Türkiye'ye dönen EKK toplantısı dolayısıyla ekonomik koordinasyon toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye dönen başkanın faizler konusunda bir şeyler söylemesini ya da bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Çünkü PPK toplantısına bu kadar yakın bir süreçte ekonomiyle ya da Merkez Bankası para politikasıyla ilgili bir açıklama gelmez. Bu Fed üyelerinden de böyledir. Fed üyelerinden de bu hafta bir açıklama beklemiyoruz. Öyleyse biz mevcut portföyümüzü bu hafta değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz, bunu değiştirmemize neden olacak bir gelişme var mı sorusunu sorarsak PPK toplantısına kadar bunu bilemeyiz demek durumundayız. Çünkü Türkiye'de dünyada da olduğu gibi rasyonel ekonomi politikalarına giderseniz en büyük belirleyici faiz oranıdır. Biz dışarıdan para bulmak zorunda olan, cari açığı olan ülkelerden olduğumuz için, çünkü dünyada da global imbalances dedikleri küresel dengesizlikler, cari fazla veren ülkeler, cari açık veren ülkeler arasındaki para trafiğine bağlı olarak dünyadaki büyüme nereden oluyor? Bunu anlamak şeklinde geçer ki oralara para yatıralım. Yani dünyada büyüme Amerika'da mı olacak, Asya'da mı olacak, işte gelişen piyasalarda mı olacak gibi ayrımlar var. Şimdi Türkiye için faiz arttırımlarının sonuna geldiysek bu ay bir faiz arttırımı yaparak en son faiz artırımlarına artık ara verilebilir. Bunu nereden öğreneceğiz? Evet. PPK kararında ve açıklamalarında göreceğiz. Ben normalde Ocak ayında çok yüksek bir enflasyon geleceğini beklediğim için, bunu çünkü beklemek için çok neden var. Bir sürü zam ve ayarlama yeni yılla birlikte yapıldı geçen seneki enflasyonu arttırmasın diye. Şimdi çok ciddi bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalacağız. O yüzden de zaten devalüasyon hızı biraz arttı. Enflasyon da yükseldiği için. Dolar TL biraz yukarı gitti. Şimdi bu alınacak faiz kararı 250 mi olacak, 500 mi olacak, 750 mi olacak? Bence tekrar 750 vererek Merkez Bankası enflasyonla mücadelede ve ekonomiyi yavaşlatmada ciddi olduğunu söylerse bu daha önce de söylediğim gibi TL'de kalmak gerekliliğini önümüzdeki 3 ay Ocak, Şubat, Mart bir kere daha vurgular. 500 bas puanlık bir faiz artışı görürsek bu yine pozitiftir. Ama 250 yapıp ondan sonra bırakacağım derse bu Türk lirasındaki ne karşı atakların, yani kurun yukarı gitme isteğinin artmasına neden olabilir. Ama ben önümüzdeki günlerde altında, borsada ya da dövizde Türk lirasından daha iyi bir getiri şu anda çok fazla beklemiyorum, ama bu PPK toplantısı çok ama çok önemli. Evet, şimdi görünüşte tabii ki burada karara kadar portföyümüzde herhangi bir değişiklik anladığım kadarıyla yapmamamız gerektiğini zaten şu an söylüyorsunuz. Çünkü bundan sonraki kararlar ışığında da biraz daha net bir görüntüyle konuşacağız belki orta vade için. Şimdi zaten geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki zaten yurt dışında Davos etkinliğinden gelen konuşmalar, açıklamalar, burada endekslerin görüntüsü, gelen veriler ışığında yine birazcık yansımaları aldık. Şimdi bizim borsa tarafı, BIST 100 endeksi tabii ki globalden maalesef biraz daha farklı hareket ediyor ve çok fazla etkileniyor. Cuma günü 7.996 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi endeks. Bununla birlikte karşımıza çıkan para piyasasıyla ilgili biraz daha dolar TL
haftanın, geçtiğimiz haftanın biraz daha kazandıran tarafı oldu gibi gözüküyor. Bununla birlikte şimdi bu borsanın hareketi nasıl olacak bu kurul toplantısından sonra? Endeksteki görüntü nasıl olacak? Evet. Şimdi şimdi bir kere endekste böyle spekülatif birkaç bir şey oldu. Spekülatiften kastım şu. İşte hafta sonu bu Merkez Bankası Başkanı ile ilgili eleştiriler çok artınca işte başkan ayrılır mı ayrılmaz mı görevden alın. Ben bunu kısa vadede beklemiyorum. Hele böyle bu hafta PPK toplantısı falan filan. Hiç ben böyle bir şey olacağını imkan ihtimal vermiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten görevlendirme ve görevden alma yetkisinin olduğu bir alan olduğu için daha önceki şeyler, örnekler böyle toplumda bir şekilde bir bu konuda olumsuzluk oluşsa da Sayın Cumhurbaşkanı onu kendisi uygun gördüğü bir zamanda yapıyor. Yani işte Kızılay konusu da biliyorsunuz mesela böyle çok toplumda infial yaratan konulardan bir tanesi olmuştu. O yüzden bunu ben geçmiş örneklere baktığımda ben Sayın Merkez Bankası Başkanı ile ilgili böyle bir şey beklemiyorum. Ha, şu önemlidir. Merkez Bankası Başkanı ile Mehmet Şimşek arasındaki uyum ya da Merkez Bankası Başkanı'nın para politikasına inandırıcılığı ile ilgili duruşu önemlidir. Bunlar önümüzdeki dönemde borsanın vereceği tepkiyi değiştirebilir. Neden? Çünkü enflasyonla mücadelede para politikası etkin uygulanacak mı uygulanmayacak mı konusu önemli. O açıdan baktığımızda bu toplantının ardından gelecek faiz arttırımı eğer enflasyonla mücadeleye işaret eder sert bir mesaj olursa bence yine o endekste değil ama belli hisselerde özellikle bankacılık sektöründe alış görürüz bence. Onu çok net söyleyeyim. Alış biraz görürüz. Daha pozitif yansıma olabilir. Pozitif yansıma olur. Bankacılık sektöründe bugün satışlar var. Yani endekste bugün satışlar görüyoruz. İşte spor hisselerinde satışlar görüyoruz. Çünkü işte Fenerbahçe'nin bilançosu gelmişti. Bu arada Fenerbahçe gibi diğer kulüplerimizin hisse senetlerini de inceleyebiliriz. Bilançosu kötü geldi. 240 milyon TL'lik bir zarar açıkladı. Ama Fenerbahçe'nin bilançosu gayet transparent, şeffaf bir bilanço ve ciddi bir finansal dönüşüm sağlanıyor Fenerbahçe'de. O yüzden hani önümüzdeki dönemde ben normalde spor hisselerini falan hiç önermem. Ama mesela doğru yönetilen şirketler, spor şirketleri de bence radara alınabilir. Şu anda değil ama. Çünkü oradaki dönüşüme daha zaman var. Ben yine baktığım zaman bugün Borsa İstanbul'da Sasa'nın ki geçen hafta Cuma günü yayın yapamadık ama Sasa'da biliyorsunuz bir tahvil ihracı hisse senedine çevrilebilir ve bir geri alım açıklandı. O yüzden Sasa'da tekrar borsayı destekler bir hava görebiliriz. Nitekim Cuma günü oldukça iyi bir yükseliş gösterdi. Bugün de devam edecek gibi gözüküyor. Aynı şekilde Ereğli Demir Çelik de böyle birazcık tutunan hisse senetleri arasında. Hep söylüyorum yakında hisse senediyle ilgili raporlarınız ve yorumlarınız geldiğinde bunları daha detaylı konuşma imkanımız olacak. Her zaman yapılması gereken hisse seçmek ama bundan sonra çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Benim yine üzerinde durduğum sektörler arasında perakende, demir çelik, teknoloji haberleşme, savunma ve madencilik var. Bunların çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sözünüzü gelecek faiz arttırımına bağlı olarak bankacılık sektöründe tekrar bir yükseliş görebiliriz. Eğer sonuna geldiyse faiz arttırımlarının Merkez Bankası böyle bir şey verirse bu bence bir miktar karışık bir havaya neden olacak. Çünkü normalde Borsa İstanbul'da rasyonelleşmenin gerektiği diye ekonominin yavaşlaması ve şirketlerin gerçek değerlerine dönmesi. Mesela şimdi enflasyon muhasebesine geçiliyor. Enflasyon evet, muhasebesine geçiliyor. Tabii enflasyon muhasebesine geçilmesiyle birlikte şöyle yorumlar da yapılıyor. İşte şirketlerin defter değerleri yükselecek çünkü varlıklarını enflasyona bağlı olarak daha doğru değerleyecekler. Çok doğru değil bu. Çünkü Türkiye'de enflasyon endeksine bağlı bir
değerleme yapılacak. Evet, bir miktar değerleme olacak ama raiz değerden olmayacak bu. Çünkü piyasa değerine bakmaz maliye. Enflasyon muhasebesinde enflasyon oranı neyse ona göre. Enflasyon oranı arttı ama gerçekte bu kadar mı arttı ya da varlık fiyatları bu kadar mı arttı? Öyle baktığımızda şirketlerin gerçekten fiyat defter değerlerinde böyle bir enflasyon muhasebesinde ciddi artış olacak. Ona göre işte borsa yükselecek diye bakış açısı çok doğru bir bakış açısı değil. Onun da altını çizmek lazım. Evet. Yani biraz da aslında burada işte gelen haberler borsa tarafında etkili oldu. Hisse tarafındaki görüntülerin yükselmesi. Bilanço fiyatlaması mı vardı? Evet, belki biraz da bunların da üstünden geçtik. Şimdi zaten yurt içi piyasası bu şekildeyken zaten karar öncesi ve karar sonrası beklentilerimizi açıkladık. Şimdi yurt dışı tarafa baktığımızda da yine Amerikan endeksinde S&P 500 rekor kırdı endekste geçtiğimiz cuma. Bunun ışığında da zaten orada da bir bilanço fiyatlaması gelecek. Netflix salı günü karar açıklayacak. Arkasından Tesla açıklayacak. Orada da beklenen Amerikan hisse senetlerindeki yüksek volatilite şu anda gözler önünde. Peki buradaki görüntüde neler var? Biraz bununla ilgili yorum alalım. Şimdi biz özellikle portföylerde hisse senetleri açısından endeks, Türkiye'de endeksin çok yukarı gidemeyeceğini, kağıt bazında hareketler olacağını söylemiştik. Yurt dışına baktığımızda ise Fed'in faiz indirimi beklentisinin borsaları yukarı fazla iyimser çektiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu iyimserlik yılın ilk ayında, ocağın şu ana kadar ki günlerinde bir kötümserliğe döndü. Faiz indirimlerinin Mart'ta değil Haziran'da başlaması olasılığı giderek artıyor. Buna rağmen borsalar olumsuz bir başlangıç yapmalarına rağmen hafif bir toparlama içerisindeler. Yani düşüşün ardından S&P toparladı ve all time high dediğimiz tarihi en yüksek seviyesine geldi. Çünkü orada da enflasyonun gelmesinin öncesinde ciddi likiditeyle şirket kârlarının arttığını gördük. Şimdi bu noktadan sonra ne olacak? Soru işareti bu. Geçmiş yıllara baktığımızda ocağa nasıl başlarsa borsalar öyle gider. Şu anda ocağa iyi başlamadı. O yüzden Amerikan borsaları açısından bir miktar temkinli olmak gerekiyor sanki. Bu bir. Ama Amerika'da tabii endekslerde yine Türkiye'de olduğu gibi volatiliteler olsa da çok ciddi hisse senetlerinde farklı hareketler görebiliyoruz. Ama böyle Tesla gibi, yani işte lityum pil efendim acaba karda buzda donuyor mu? Bunların böyle problemleri olacak mı? Elektrikli arabada Çinliler daha öne geçecek mi? Acaba hibrit arabalar mı, hidrojenli arabalar mı daha öne çıkacak gibi temel sorular da var. Bir de yani Tesla hissesinin grafiğine bakarsanız ikinci elde Tesla hissesi acayip düşüyor. Tesla arabalar acayip düşüyor. Yani siz bir Tesla alıyorsunuz, ondan sonra acayip düşüyor. Şimdi Apple örneğinden gidersek mesela Apple da acayip satış yedi değil mi? Çünkü satışlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Bir de alternatif şeyler gelmeye başladı. Nedir adı? Ürünler ve insanların alım gücünde de bir düşüş var. Yani dünyada da var bu. Alım gücünde düşüş var. O zaman şimdi bu telefonu alıyorsunuz. Telefonu alıyorsunuz. İkinci elde bunun değerinin çok düşmemesi lazım ki insanlar artık çok ciddi paralar veriyorlar buna. Şimdi gelir dağılımı bozuk dünyada. Gelir dağılımı bozuk. Atıyorum Amerika'da da bozuk. Kapitalizmin merkezi. Türkiye'de de bozuk. Kapitalizmi, sosyalizmi neresinde belli değil. Rusya'da da bozuk. Halkın, yani toplu nüfusun %20'si milli gelirin %80'ini alıyor kabaca. 70 ile 80 arasında değişiyor. Yani Rusya ile Amerika arasında oranın para baronları ile öbür tarafın oligarkları arasında çok büyük fark yok. Aynı. Şimdi demek ki harcanabilir gelir düşüyor. Sen Apple'ı insanlara, yani nüfusun %80'i alamıyorsa sadece %20'sine mi satacaksın?
Tesla'yı. Hadi herkes teknoloji seviyor, param var, bunu alayım diye aldı. Şimdi değiştirmek isteyecek arabayı diyelim. Tamam. Satayım Tesla, model yenileyim diyecek. İkinci elde rezalet. Şimdi dolayısıyla bundan sonra teknolojiyle ilgili daha katma değerli şeylere bakmak lazım. Yani 7 tane şeyle yürüdü. Nedir adı? Teknoloji hissesiyle yürüdü deniyor Nasdaq. Yani şimdi sen Tesla'da, Apple'da çok kötü bilançolar görürsen ve önümüzdeki dönemde de bu olumsuzluklar devam edecekse orada da ciddi oynaklıklar görebiliriz. Bu bir. İkincisi, yani çok önemli yatırım bankaları ciddi ekonomik bir kriz olabilecek, borsalarda çöküş olacak diye söylemlerinde de bulunuyor. Oralardan biraz uzak duralım. Dönelim yine şeyimize, portföyümüze ne yapmamız gerekiyor? Hisse senetleri yabancı yerli %25-25 diyebilirsiniz. Böylelikle bir şekilde döviz yatırımı da hisse senediyle yatırımı da yapmış olursunuz. Birisini ben Türkiye'de kısa vadeli tahvillerde, mevduatta ve daha iyisi KKM'de tutarım. Hisse senedi alacaksam da, hisse senedi oranını arttıracaksam da ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte daha sert hareketler görebileceğimizi düşünürüm doğrusu. Hocam dövizde bir şey bekliyor musunuz? Önümüzdeki 3 ay bekliyorum. Ama dövizde olabilecek bir harekete karşı kendinizi korumak istiyorsanız KKM'de kalmaya devam etmek de daha doğru bir seçenek gibi gözüküyor şu aşamada. Evet. KKM ile de ilgili zaten şu anda sadece çıkışları konuşuyoruz. Yani evet. Buradaki süreçte biraz da dikkat çekilen nokta o olmuştu uzun süredir. Zaten dolar TL paritesine baktığımızda geçtiğimiz haftada olan sebeplerle birlikte spekülasyon diyelim biz buna belki ama yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti buna istinaden. Çok teşekkür ediyoruz tavsiyeleriniz ben için. Ben çok teşekkür ederim. Genel olarak bu hafta beklediğimiz veriler zaten yurt dışında da yurt içinde de önemli kararların ışığında olacak. Hem Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak hem Amerika tarafında büyüme verisi gelecek. Dördüncü çeyrek büyüme verisi. Bunlarla birlikte tabii ki sonrasındaki görüntü bizler için yeterince volatil olacak gibi duruyor. Duruyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar olsun. İyi haftalar diliyorum. Çarşamba tekrardan görüşeceğiz. Onun öncesinde de şunu belirtmek istiyorum. Hazır hisse senetlerine ve bu programda çok değindik. Hem Amerikan borsası hem de BIST yüzde alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kolani menkul değerler aracılığıyla. Bu nasıl oluyor? Bizim Paysal iş ortağımıza giriyorsunuz. Yani uygulamaya giriyorsunuz. Oradan çok basit bir şekilde telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Bunun için herhangi bir operatör fark etmeden numaranıza kayıt olduktan sonra hesabınızı açıyorsunuz. Belirli tabii ki noktalar var. Sizden istediğimiz doğrulamanız gereken noktalar var. Arkasından diğer alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ve ne yapıyorsunuz? Bize abone olmayı unutmuyorsunuz ve bildirimlerinizi açıyorsunuz. Çarşamba tekrardan görüşüyoruz. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar.